Şimdi geliyorum Sayın Ecevit'in konuşmasında son olarak işaret ettikleri noktaya. Hayalciliğimizden bahsettiler. Teşekkür ederim çünkü hayal çok kıymetli bir şey. Bir şeyi hayal etmeden hiçbir şey yapılamaz. Bunu demişim ki bakınız bizim hedefimiz Türkiye'de 100 bin motor yapan fabrika kurmaktır. Biz Türkiye'de aynı zamanda uçak yapacağız, tank yapacağız. Ama 100 bin uçak 100 bin tank değil. Ve biz bu 100 bin yapan motoru da kurduk. Hemen size şunu söyleyeyim ki işte aramızdaki fark bu. Bizim gerçekleştirdiğimiz şeyleri siz hayal bile edemiyorsunuz. Bunlar hayal değil, bunlar gerçekler. Her şey hayalden başlar. Bunun temelinde inanç yatar. İnanırsanız başarırsınız. Söylediği söz şu: mesele basit, gebereceksin diyor. Dönüp çubuğunu çekiyor. Ben şimdi 40 sene sonra niye bu olayı hatırlıyorum? Çünkü şimdi Bush'a söylenecek söz bu da onun için. Ne olacak? Mesele basit. Gebereceksin. Neden? İster Bağdat'ı bombala, ister Afganistan'ı bombala, ister Kilis'i, ister Filistin'i. Bu bombalar senin kanserine merhem olmaz arkadaş. Firavunluğu bırakacaksın, hakkı üstün tutan medeniyete döneceksin. Gidiyoruz bir yandan bu bağımsız devleti sözle Müslüman ülkelere ne olursun siz de bunu kabul edin diyoruz. Öbür taraftan işte Birleşmiş Milletler şunu dedi de bunu dedi de bunu dedi de. Vay canına ya, biri hipnotize mi ediyor sizi Allah aşkına? Bırakın şunu, efendim Amerika'nın hoşuna gitme. Bana ne Amerika'dan? Bana ne Amerika'dan? Amerikan bizi yönetecek. Neymiş bu federalizm? Şu hale bakın, sözde bağımsız devletimiz. Biz bu devleti tanımışız. Senelerden beri niçin uğraşıyoruz? Rumlarla bir devlet kuracağız. Kendi bağımsız devletimizin bağımsızlığını ortadan kaldıracağız. Bu nasıl iş anlar? Kim zor? Rum bizim peşimizde koşsun. Bırakın bu görüşmeleri, kesin. Kesin de sizi 60 milyon alkışlasın. Sizi 1,5 milyar alkışlasın. Size 6 milyar insan selam dursun. Bırakın bu safsataları. Ortağımız Sayın Ecevit iyi niyetle, madem İngiltere'de bir garantördür, öyleyse garantörlük vazifemizi İngiltere ile beraber yapalım diyerek İngiltere'ye gidip Kalahan'la konuşmak istedi. Biz İngilizlerin bu meselede ne düşündüklerini çok iyi bildiğimiz için düşüneceklerini, biz garantör müyüz? Bizim garantörlüğümüz İngiltere'nin garantörüne bağlı mı? İlle İngiltere'yle beraber hareket etmek mecburiyetimiz var mı? Yok. Dünyayı sizlerimiz idare ediyor. Eskiden biz idare ediyoruz. 600.000'den 1600'e kadar 1150 sene Asr-ı Saadet, Refah-ı Raşid'in, Emevi'ler, Osmanlı'lar, Abbasi'ler, Emevi'ler, Abbasi'ler, Selçuklar, Osmanlı'lar, 2. Viyana Kuşatası'na kadar biz dünyanın aynı zamanda maddiyen büyüklüğüydü. Dolayısıyla dünyada hakkı adaleti koruyorduk. Bir saadet mirası konusu ecdadımız, onu muhafaza ediyor. Tüm insanların duasını alıyoruz. Bu alınmış olan karar, bir kere daha ifade ediyorum, tarihin akışı içerisinde basit bir nokta. Böyle bir kararın yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de halkımızın muazzam bir bölümünün partisi olan Refah Partisi ve onun davası bu kararlardan zerre kadar etkilenmez.